Sizden ve düzeltmek istediğiniz bir özelliğiniz var mı acaba? Pardon, anlamadım. Sizi rahatsız eden, bırakmak istediğiniz, değiştirmek istediğiniz bir özelliğiniz var mı dedin herhalde, değil mi? Doğru mu? Evet, doğru. Bütün konuklarımı İbrahim'in de bir şey mi gördün de ona mı sordunuz? Bütün konuklarımı? Sadece ona. Çok sert. Evet. Yani hani... Çok duygusal bir insanım. Ya bırak bunlar da bunlar. Bırak bir dakika. Bu değil, bu değil. Bu bence kesinlikle bu. Hani belki ben böyle yalan eğer... söyleyemiyorum falan. Hayır belki yani bunu söylemek istiyorum. Titremeden bir dakika. Bir dakika. Eyvah. Hadi bakalım ne çıkacak. Buyurun bakalım ne çıkacak. Evet. Boksör oynadı. Yani hani bırakmak istediğim bir şey var mı hiç hayatımın hiçbir döneminde düşünmedim. Çünkü yani yanlış olan şeyler de yanlış gelebilecek her şey bana ait olan şeyler. Ve bu yanlışlar bir gün bir yerde bana doğruyu gösterecektir. Ve hep bu şekilde yaşadım hayatımı. Ama belki bırakmak istediğin bir şey duygusallık olabilir. Çok duygusal bir insan olduğum için. Yani bunu aza indirmek belki benim hayatımda... biraz daha ileri gitmeme neden olabilir. Böyle belli noktalarda mı çıkan bir duygusallık, yoksa mesela yani hepimizde vardır duygusallık, mesela bende şöyle bir çıkar. yani birçok şey tabii canım sıkıyor da, ama ben mesela bir yerde yürürken falan ya da bir arabayla bir yerden geçerken durduğumda yaşlı bir teyzeyle amca görünce yan yana mesela acayip duygulanıyorum. Bir sürü şey yaşamış olduklarında duygulanıyorum. Çocukları acaba üniversiteyi kazanıp gitmişler midir? Oradan arıyorlar mıdır? Aramıyorlar mıdır? Falan ona duygulanıyorum. Yani böyle bir garip bir hikaye kuruyorum onlarla ilgili. Yaşlılar mesela. Benim damar yerim yaşlılardır mesela. Var mı da böyle spesifik benim, nokta? Benim genel olarak her şeye karşı bir duygusallığım var yani. Ha. Şimdi ne diyeceksin merak ediyorum. Reklamlar diyeceğim. Evet. Yok reklamlar daha var. Daha var reklamlar. Yani, var. Senin değiştirmek istediğin bir huyun var mıdır? Böyle bir ya da tavrın tarzın? Olabilir benim de. Bazen ya çok enerjik, çok pozitif oluyorum her şeye karşı. Bazen de çok down oluyorum. Uçlarda. O da, çok uçlarda evet. O da biraz yoruyor benim. Bunu sen de var mı diyeceğim, organik diyeceğim de onun için söyleyemiyorum. Benim de herhalde aceleci olmam. Aceleci olman. Evet. Aceleci olmak değiştirilecek bir huy değil ya, ben de öyle. Evet. Yani acayip. Benim yani cevabım şey... da oydu. Yani aceleci olmak. Evet öyle biraz. Acele karar vermek. Hiç belli etmiyorsun diye tekrar söylüyorum. Yani normalde seni belli ben evden evet. falan çıkarken yani şöyle hayal ediyorum. Yani. Hani en fazla etraftakiler ve kuşlar. Hani o kadar gibi yani kafamda o. Aceleci misin de böyle yani şey? Karar vermede evet aceleci. Karar vermede. Diyorum. Karar vermede. Karar vermede aceleci olması çok mantıklı. Çünkü bilmediğiniz bir huyu var Yaşar'ın. İlkokulda mı ortaokulda mı ne? Yaşar'ı anneleri ya da hocası hiperaktif ya da yani deli olduğundan şüpheleniyorlar. Evet. Hiperaktif değil. Gerçekten. Yok direkt deli oldu. Deli olduğundan evet. şüpheleniyorlar. Ve zeka testine sokuyorlar. Üstün zeka çıkmışsın. Evet yani iyi bir sonuç aldım. Üstün zeka. Bu mütevazilik. Hayırlısı olsun. Kullanamadıktan sonra ne? Yani. Yaşarım ya kardeşim benim. Gerçekten üstün zeka mı çıktın? Ha vallahi. Hayır şeyden yani. Çok karşılaştığımız bir durum değil. Ben hani böyle günlük hayatımda sen ne bileyim benim arkadaşlarıma bakıyorum. İşte böyle bir durum yok. Ben de dahil. Farkını evet. görüyor musun? Ya işte o zamanlar ilk okuyan bendim. Yani okumayı ilk söken bendim. İşte çok uzun şeyleri ezberleyebilen. Yani böyle kitaplar falan ezberleyebilen. Matematik konusu. Bir sürü birçok konuda çok ilerideydim arkadaşlarım. Sanatta yardımcı oldum sana. Yaptın oldu işte. Oldu tabii ki oldu. Ezber mesela çok önemli bir şey. Yani şey için. Çağrışımsal sanat için çok önemli bir şey. Bir de algı açıklığı tabii çok algı önemli açık. Bir şey. Yani bunların hepsi herhalde faydalı olmuştur. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.